Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda hanımefendi 25 yaşında aktif sağ bir hukuk öğrencisi ve mezun olmak üzere kendisiyle ilgili birçok konuyu merak ediyor. Analize geçelim. Evet aktif felsa baktığımızda doku olarak çok hassas bir doku, ince bir yapıya sahip ve çizgiler de çok derin değil, çok ince çizgiler. Bu hassas narin yapıda olabileceğini söyleyebiliriz. Yani yine fizik gücü olarak çok güçlü olmadığı ve sağlık yönünden de böyle kişiler her zaman daha dikkatli davranması gerekiyor. Daha sağlıklı yaşamaları gerekir. Çizgilere bakıldığında hemen gözümüze çarpan avucun dışından gelen çokça çizgi var. Kader çizgisiyle bağlantılı yani ay tepesinden doğan ve yukarıya doğru giden zaman zaman bazı çizgilerin belli noktada durduğu ve bazılarında kader çizgisine bağlandığını görüyoruz. Her zaman elin dışından gelen çizgiler bu kişinin çokça insanla tanışacağı ve hayatında bu kişilerin çok etkisi olacağı, faydasını da göreceği anlamına gelebilir. Ve ne kadar çok insan tanırlarsa, geniş çevreleri olursa ki hukuk öğrencisi hukukla ilgili işlerde ne kadar çok insan tanırsa, ne kadar çok insanla irtibat halinde olursa o kadar çok işleri ilerler ve kariyeri şansı da artar. Ve bunun bir diğer yanı bununla bağlantılı olarak Vişnu Vich Çatal'ın olması. Bu arkadaş çevresinde kendisini sevenlerin de çokça olacağı anlamına geliyor ve ee, sevilen, sayılan birisi olacağı anlamına geliyor. Yani insanlarla uğraşmak, onların problemlerini gidermek ve hukuk okuması gayet bu iş için uygun. Ee, danışmanlık hizmetleri de vermek istiyor, yurt dışına gitmek istiyor, yurt dışıyla bağlantılı bazı işler yapmak istiyor bununla ilgili. O yüzden çok güzel. Zaten Aytepe'sinden geliyorsa birçok çizgi böyle. Yine göçle ilgili e, uzaklarda çalışmak, aileden uzaklaşmak, ana kadar çizgimiz de hayat çizgisinden buradan uzaklaşmış görüyorsunuz. Ne kadar çok uzaklaşın, ne kadar çok yeni şeyleri keşfederse o kadar iyi olur iş hayatı için. Bu belki özel hayatı için de daha iyi olabilir. Ve Vişnu Çatal'ın böyle burada Jüpiter'e gelmesi, Jüpiter parmağının da Güneş parmağından daha uzun olması bir Jüpiter'li kendisi. Jüpiter parmağımız biraz eğimli Satürn'e doğru. Bu e, ne kadar çok liderlik özelliğine sahip olsa da zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilir. Tam anlamıyla bir otorite kurmakta zorlanabilir. Ama tabii ki kendi işini rahatlıkla yönetebilir bu kişiler. Ve e, hayat çizgisinin de akıl çizgisiyle başlangıçla beraber olmasıyla beraber dediğimiz gibi e, yine özgüvenle ilgili aşırı kontrollü olmakla ilgili problemleri yaşatabilir. Ama işaret parmağımızın şöyle dönmesi Satürn'e doğru bu yine para konuları, maddi konuları önemsediği, para kazanma isteği arzusunun her zaman olacağı anlamına geliyor. Ve başka davaların peşinde koşmayacağı, kendi işini güc gücüne bakacağı, kariyerine odaklanacağı anlamına geliyor. Bazı Fikirlerin de peşinde koşmaz. Bunları kanıtlamak için de çok fazla çaba göstermez. Önceliği kariyerdir, iş hayatıdır ki bununla ilgili bir diğer nokta da burada. Satürn parmağının güneşe doğru dönmesi. Güneş parmağının doğru eğimi var. İki elde de görüyorsunuz. Bu da zaten evlilik hayatı her zaman önemli olmayabilir böyle kişilerde ki 6 yıldır süren bir ilişkisi var. Bununla ilgili evlilikle ilgili konuları da merak ediyor. Yani uzun süreli bir ilişki yani 19 yaşlarından itibaren şu an 25 yaşında. Evlilik her zaman ikinci plandadır böyle kişilerde. Her zaman profesyonel yaşantı çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmeleri gerek. Evlilik ondan sonra gelir. Özellikle Jüpiter parmağında uzun olması gerçekten evlilik her zaman öncelik değildir. Profesyonel hayatta yani profesyonel bir şekilde çalışmak ve sıkıcı rutin işlerle uğraşmak istemez böyle kişiler. Herkesin yaptığı işlerin dışında farklı işlerle uğraşmak. Kendilerinin hakkında da bu yönde konuşulması böyle tanıma isteği olacaktır. Yani alışılmışın dışında biri olmak isteği. Ayrıca Jüpiterler dediğimiz gibi diğer Jüpiterlerle anlaşması zor olabilir ama eğer böyle eğimliyse bu biraz daha kolaylaşabilir kendisi için. Ayrıca Jüpiter'in böyle eğim olması Satürn'e doğru hafif özgüven problemi olduğu için çevresinde kendisini destekleyen yakın çevre gerekiyor. Bu eş olabilir, birlikte olduğu kişi olabilir veya yakın aile bireylerinden birkaç kişinin desteği her zaman önemli olacaktır. Ne kadar aileden uzaklaşsa da, burada yani bağımsız hareket etme isteği olsa da ama bazı girişimlerinde bu destekler gerekiyor, bazı övgüler alması gerekiyor. Yakın çevresinden işte doğru yapıyorsun, doğru yoldasın gibi yorumlar alması gerekiyor ki kendi özgüvenini arttırması için. Bakıldığında üçüncü falancılar çok dolgun bu. Gerçekten para konularıyla iyi olabileceği, birikim yapma isteğinin olabileceği, hatta bunun için girişimlerini şimdiden başlatmış olabilir ne kadar okul hayatı devam ediyor olsa da dediğimiz gibi Jüpiter'le bağlantılı olarak üçüncü falanjlar da çok dolgun. Ee, bu maddi konular birikim konularında önemli ve iş hayatı için de önemli. Üçüncü falanj çok uzun ve dolgun. Bu bölge her parmakta hemen hemen. Hatta Merkür parmağında da genelde bu bölüm çok dardır. Kendisinde öyle değil. Bu bölümde en az orta falanj kadar baskın, uzun ve hakim. Bu ticari hayatta da iyi olabileceği, ticari aklın olabileceğini söyleyebiliriz. Merkür parmağımız gerçekten baskın, güzel. E, Falanjı geçmiş güneş parmağındaki. Bu kendisinin hukukçu olması için önemli bir özellik. Sözelci bir yapıda olması ve birkaç dil öğrenme isteği olacaktır. Yurt dışıyla bağlantılı işler yapmak istiyor ve bu yetenek kabiliyet var. Hemen ikinci, üçüncü diller varsa niyeti bunlarla ilgili daha çok girişimlerde bulunması gerek. Yani bunu kolaylıkla öğrenebilir, çok fazla zorlanmaz. Ayrıca güçlü Merkür parmağı güçlü Jüpiter bu kendisinin dominant bir karakterde olduğu kolaylıkla başkasının emri altında çalışmak istemeyecektir. Bağımsız hareket edecektir. Tabii ki kariyerinin başlangıcında mecburen çalışacaktır bir yerde ama bu iş kendi işini kurma bağımsız olma isteği özellikle kader çizgisinde böyle dışarıdan gelmesi iyi bir network oluşturarak, çevre oluşturarak kendi işini başlatma girişimleri mutlaka olacaktır. Ve bu da kendisinin en mutlu olacağı yöntemdir iş hayatında. Bununla ilgili yetenek, kabiliyet, altyapı da var zamanı geldiğinde bunu da gerçekleştirecektir. Yine güçlü Merkür ve Jüpiter'le beraber güçlü baş da var. Yani bu üç parmağın böyle hakim güçlü olması dediğimiz gibi tutunu koparan, kolay pes etmeyen, kararlı, e, girişimci bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada tekrar kader çizgilerine geldiğimizde şu fotoğrafta da biraz daha iyi. Sağ el aktif elde. Çokça çıkış var görüyorsunuz. Şöyle şu an 25 yaşlarında şu öndeki yıllarda bunlardan biri mutlaka okuldan mezun olmadır. Yani şunlardan biri. Ve yurt dışı ile ilgili hedefler var. E, yurt dışına göç de olabilir. Orayla bağlantılı işler de olabilir. Diğer yandan bakıldığında hayat çizgisi de böyle dışa doğru açılmış. Şu şekilde gelen dal da var. Zaten böyle açıldığı zaman böyle kişiler mutlak göç işareti olarak her zaman yorumlarız bu dönemlerde. Erken dönemlerde bu gerçekleşmese bile e, en geçine 40 yaşlarında 38'lerde yine gerçekleşebilir. Tabii ki bu dönemlerde de olabilir. Bu çıkış çizgileri burada. Bunların bazıları evlilik olabilir çokça çizgi var gerçekten. Yani hayatın her döneminde bir terfi alma, bir yükseliş söz konusu. Bunlardan bazıları evlilik olabilir. Evlilikle ilgili konuyu merak ediyor. Ne kadar burada çok fazla çizgi olmasına rağmen evlilik çizgileri çok yok elinde. Belirgin değil. Şu fotoğrafa da bakarsanız yani sol elde de bunlar yok burada. Yani çok garip aslında. Çünkü çokça çizgi olan elde bu çizgiler de belirgin olur. Demek ki en başta dediğimiz gibi evlilik ...için çok fazla çaba sarf eden birisi değil. Taahhütler veren, söz veren bir yapıda değil. Belki karşı taraftan beklenti içindedir. Dediğimiz gibi öncelik bu değil. Şanssızlık anlamına gelmez tabii ki bu. Her zaman bu konuda çok fazla inisiyatif almama... ...karşı taraftan beklenti halinde olma anlamına da gelebilir. Bir şanssızlık değil tabii evlilik konusunda. Bu çizgenin zayıf olması... Bu zaman zaman bazı kişilerde şanssızlık olabilir. Bazen de dediğimiz gibi isteksiz olma veya harekete geçmeme anlamına gelebilir. Buradaki evlilik çizgilerine baktığımızda burada da bir zayıf durum var. Şu fotoğrafta baktığında şu aile bağları çizgisi gibi duruyor daha çok. Evet şurada da böyle. Yani evlilik çizgisi burada da çok zayıf. Aslında böyle çok fazla çizgi olan bir elde bu çizginin de belirgin olması gerek. Dediğimiz gibi yani kariyer, iş hayatı evliliğin önünde gibi görülüyor el çizgilerine bakıldığında ama erken yaştan itibaren bir ilişkiyi de devam ettirmesi aslında o kadar da olumsuz yaklaşmadığı anlamına geliyor. Dediğimiz gibi bu çıkış çizgilerinden biri bir evlilikle sonuçlanabilir veya da bunlardan biri çocuk sahibi olma olabilir, yurt dışı olabilir, e, beklenmedik paralar, iş teklifleri, yeni işini başlatma, kendi işini kurma anlamına gelebilir. Bu yaş dönemleri de şu mesela 27 yaşları, şuna diyebiliriz ki 30, ondan sonra 35, sonra 38'lerde burada da yurt dışı durumları söz konusu olabilir. Ee, yine bu dönemlerde bir ayrılık söz konusu olabilir. Yani birçok olay olabilir burada iyi veya kötü. Ama iyi yönler daha çoktur. Şehir değişikliği mutlaka olabilir. Yurt dışı olmasa bile bir iş değişikliği, kendi işini başlatma olabilir. Yani bir ayrım, yol ayrımı gibi düşünün bunu. Ee, çünkü aya doğru ayrılıyor. Akıl çizgisine baktığımızda diğer fotoğrafta şöyle ayrılan bir ikinci dal var. Şöyle ve şöyle. Yani şu belirgin dönemler Şuradan itibaren daha şiddetli bir şekilde düşüyor. Yani iki dal da aşağı düşüyor. Aslında biri yukarıda kalsaydı biraz daha iyiydi. Ama genel hat olarak ilk düzlemde bakıldığında 40-45 yaşlarına kadar gerçekçi, pratik e, hayaller olsa da gerçekçilikten uzaklaşmayan bir yapıdayken bu ilk başta baş gösterdiği nokta belki 38 olabilir bir dalın ayrılması burada. Tabii ki akıl çizgisi her zaman ay tepesinden besleniyor hayali gücünden ama. Bu düzlem de önemli. Pratik yönleri ağır basacak erken dönemde. Bu da önemli aslında. iyi kendisi için bir dengeleyici. 38'de buradaki ayrılma e, burada başlıyor zaten. Tam da bu dönemlerle benzer dönemlere denk geliyor. Belki biraz daha ilerleyen dönemlere gelsek yine burada bir düşüş var. Yani iki daldan bir dalı şurada kalsaydı biraz daha iyiydi. Tabii ki yine çok kötü değil. Önemli bir kısmı hayatının pratik düzlemde gidiyor. E, gerçekçi ne kadar çok hayaller kursa da gerçekçilikten, pratiklikten pek uzaklaşmaz. Ama yine bu yönleri de var tabii ki. ITPS ile ilgili bu inovasyon yeteneği, hayal gücü ve bazı özel yetenekler, kendine has özel yetenekler, hayal gücünden de faydalanan, seyahat etmeyi seven, yine yurt dışı göçleriyle bağlantılı olarak bu özellikler mevcut burada. Şimdi tekrar kader çizgilerine baktığımızda aktif halde gerçekten çokça çizgi var elinde yukarıya doğru çıkan. Şöyle özellikle şu Ana kadar çizgimiz şöyle geliyor. Bir şekilde böyle bağlanıyor. Diğerleri de burada şöyle geliyor derin iki çizgi var. Bunlar mutlaka gerçek yüze bakımına bir şekilde buraya da bağlanıyor olabilir. Ve bir diğeri burada yine şöyle geliyor bir çizgimiz var. Bir tane de burada var şöyle. Kader çizgisine bağlanıyor. Elimizde ne kadar çok çizgiler yukarıya doğru gidiyorsa o kadar iyidir. Maddi konularda şans konusunda irade gücü, her zaman önüne fırsatlar geçmesi, onları değerlendirme, iş fırsatları yani parasız kalmamaya her zaman birden çok gelir kaynağı, birden çok işi yönetebilme kabiliyeti. Tabii bunların yanında yatay çizgilerimiz de var burada. Mesela şöyle görüyorsunuz bunlar ilerleyen yaş dönemleri. Şuradakiler 44-45'lerde var. Bunlar 3 ay, 6 ay, 1 yıllık dönemleri kapsayan dış etkenlerle bağlantılı olabilir. Bazı para kayıpları, maddi kayıplar, ailevi sorunlar o dönemlerde olabilir. Bunlar hemen hemen herkeste var bu çizgiler. Herkes de bir şekilde bu problemleri aşmaya çalışıyor hayatında. Erken dönemlere bakıldığında yine bunları tecrübe edilmiş olmalı. Şu dönemlerde de var. Ve önündeki yıllarda da hep bu çizgiler var burada kesen. Her dönemde bir durum var. Çünkü bu kadar çıkış, bu kadar girişimde mutlaka stresler olacaktır. Çünkü sürekli hareket halinde girişimci birisi olduğu zaman bu stresler de doğal olarak oluşuyor. Merkür çizgilerine baktığımızda Merkür tepesinde burada ızgara çizgiler var görüyorsunuz şu bölgede. Yatay çizgiler bizim istemediğimiz çizgilerdir burada ve dikeylerle beraber bunlar bir ızgara şekli oluşturuyor. Böyle bir durumda Merkür çizgileri güçlü, Merkür parmağı da iyi. Bu yüksek manipülatif kabiliyetler olabilir. İnsanları ikna etmeye yeteneği de, de tabii verecektir ama kanunların dışına çıkmaması gerek. Kendisi bir hukukçu. Yasalara uygun hareket etmesi gerek. Bu yönlerin bu Merkür özelliklerini iyi yönde kullanması gerekiyor. Çevredeki insanlar ağzından çıkan her şeyi inandırabilir. Ee, bazı şeyler doğru olmayabilir. Kendisi bile buna inanabilir. O yüzden dikkatli olması gerekiyor söylemlerinde. Merkür noktasına geldiğimizde çokça Merkür çizgisi var. Karışık çizgiler. Burada şans para üçgenleri de oluşuyor tabii ki bu merkür çizgileriyle şöyle nasıl oluşuyor hem akıl çizgisi böyle hem de kader çizgimiz şu şekilde. Buradaki üçgenler her biri güzel maddi konular açısından ki birikimlerde para konusunda şanslı olduğunu söyledik birçok. Hem kader çizgileri açısından hem buradaki falanjların güçlü olması açısından bahsettik ve jüpiter parmağının eğri olması maddi konularla ilgili iyi olabileceğini söyledik. Burada bir diğer üçgenimiz yine böyle var. Diğer kadar çizgisine. Yani bu bölgede oluşan üçgenler stres çizgileri hariç onlar katılmadan oluşan. Tabii ki ortasından geçiyor bir stres çizgileri ama genelde bunlar akıl çizgisi, merkür ve kader çizgisi e, üçgeninde oluşması gerekiyor. O çizgilerin bağlantılarıyla oluşan üçgenler bizim şans para üçgeni dediğimiz üçgenler. Para tasarruflarını iyi yapabileceği, para kazanmayabileceği, para konusunda şanslı olmak anlamında. Merkür'de dediğimiz gibi güçlü Merkür parmağı, buradaki ızgaralar, çokça çizgi Merkür'e doğru giden bu iletişimle ilgili ikna kabiliyeti, satış, pazarlama ile ilgili iyi olduğunu söylemiştik. Tabii videonun başında da hassas el yapısı, ince çizgiler, karışık çizgiler, sağlıkla ilgili kendisini dikkat etmesini söylemiştik. Burada çokça çizgi var görüyorsunuz Merkür hattında. Çok kalabalık, üst üste biniyor bunların bazıları. Ben tam anlamıyla çizginin üstüne çizmiyorum ama... Yani üst üste gelen çokça çizgi var burada. Bunlar tabii enerjilerini kesiyor. Merkür'ün yine olumsuz yanlarından bahsedebiliriz burada. Ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Yeme içme, uyku saati, çalışma saati dengeli olması gerekiyor. Ne aşırı ne fazla. Ee, yine kan sayımı ile ilgili durumlarına her zaman özen gösterecek. Mide sindirim sistemi ki burada şu fotoğrafta daha net görülüyor. Venüs ile Ay tepesini bağlayan çizgiler var burada. Şöyle kırık kırık çizgiler birden çok bir bağlantı oluşturuyor burada. Bu yine e, bağırsak sağlığına özen göstermesi gerekiyor. Eğer mutsuzluk hissederse bazen depresif durumlar. Bu mutluluk hormonunun yeterli üretilmemesiyle alakalı olabilir. Sindirim sistemiyle alakalı olabilir. Ki venüs halkaları da var elinde. Şu fotoğrafta daha iyi görünüyor. Görüyorsunuz çokça venüs halkası var. Depresif durumlar olabilir. Zaten çok karışık çizgiler var. Belki bu yaşlarda değil ama. Dikkat etmesi gerekiyor. Tabi bunu yorumlarken ay tepesinde diğer yatay çizgilere de bakmak gerekiyor. Buradaki yataylar kendi kendini kolaylıkla demotive eden bir yapıya işaret. Ama çokça çıkan çizgi de var yukarıya doğru. Yine moralini yükseltebiliyor. Bu içsel bir çatışma gibi düşünün. Ee, zaman zaman depresif, zaman zaman kendini çok mutlu hisseden iniş çıkışlar yaşayan bir durum olabilir. Ama yine güçlü irade çizgileri var elinde. Kader çizgileri çok güçlü. Akıl çizgisi de güçlü. Sağlıklı bir akıl çizgisi sayılabilir. Ve parmaklar çok güçlü. Merkür, Jüpiter, baş parmak güçlü. Kolaylıkla depresyonla mücadele edebileceğini söyleyebiliriz. Sinirsel gerginlikler, yorgunluklar yaşıyor olabilir. Görüyorsunuz buradaki çizgiler. Şöyle. Yeterli dinlenmiyor olabilir. Ve bazı stresler veya da tepkiler veriyor olabilir. Kendisi şu fotoğrafta daha net görülüyor. Görüyorsunuz yataylar ve dikeyler çokça. Dinlenme, yeterli sıvı tüketmeye özen göstermesi gerekiyor. Uyku saatleri, yeme içme her şey önemli. Çevresince dediğimiz gibi sevilen sayılan biri olduğunu söyledik. Çok aşırı tepki verdiğini düşünmüyorum ama gerginlikler yaşıyor. İçsel gerginlikleri olabilir. E, parmak uçlarındaki bu yataylar ve dikeylerle bağlantılı olarak. Ayrıca burada çokça Ring of Solomon var görüyorsunuz. 1 2 üç... Her zaman dediğimiz gibi videolarda hem Ring of Solomon hem Venus halkaları da varsa bu kişi güçlü hissiyat, öngörülere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yine dikkat çekici, fark edilen bir yapıda, üretken bir el, çalışkan birisi, zihni sürekli çalışan, yeni şeyleri keşfeden, bunlardan faydalanan, meslek hayatında faydalanmak isteyen yani her türlü yeniliğe açık. Yine okült bilgiler, astroloji, bu tür konular, felsefi konular, insan psikolojisi bu konularda da yetenek kabiliyet olabilir. Bunları öğrenirse iş hayatında da fayda sağlayabilir. Özellikle insanlarla ilgili çalışmalar, insan psikolojisini anlama iş hayatında da çok fazla fayda sağlar ki bunları öğrenme, geliştirme ile ilgili çok güzel yetenekler mevcuttur. Güneş çizgilerine geldiğimizde güneş çizgileri tabii ki üst üste binen durumlar da var burada ama bakıldığında şöyle genelde yine dışarıdan geliyor. Hep sihirli dokunuşlar, beklenmedik yardımlar, ee, olma anlamına gelebilir. Çalışma temposu hep aynı hızda ilerliyor. iniş çıkışları yaşamayan e, soğukkanlı panik halinde nasıl davranacağını bilen bir yapıda ve çevresince de böyle tanınıyor olabilir. Dediğimiz gibi tempo kararlılık hep aynı düzeyde ilerleten birisi. Tabii istemediğimiz durum üst üste binen durumlar burada. Bu gelen fırsatları değerlendirmede zaman zaman sorunlar yaşatabilir ama çokça yukarı doğru çıkan çizgi var. Her şeyde de şanslı olmayabilir ama şans faktörü yine de her zaman yanındadır kendisinin. Şuraya geldiğimizde hayat çizgisinin başlangıcının bir dalı şöyle Jüpiter'den başlıyor. Çok derin bir şekilde bu hayat çizgisi aslında. Bir de şöyle ayrılan bir yönü var. Ama yukarıya giden kısım daha baskın. Bu kendisinin zaten hırslı olduğunu, istekli olduğunu, arzulu olduğunu her konuda söylemiştik. Hem Jüpiter parmağının hakim olması, Jüpiter'le olması hem de bunun buraya gelmesi, çevresinde her zaman güçlü insanlar olması, güçlü insanlarla çalışmak tercihi olacaktır. Büyük şirketler kendisi de güçlü olmak isteyecektir. Etrafındaki insanların da güçlü olması. Bunlar da iyi özellikler iş hayatı için. Ayrıca çokça hedef çizgisi var burada. Görüyorsunuz yukarı doğru giden şöyle çizgiler. Bir ana derin çizgide bir kırılma var burada. Şöyle şu bölgede. Bu bir değişim söz konusu olabilir. Bu da tam orta yaşlara denk geliyor. Bu dönemlere bir hedef değişikliği Söz konusu olabilir gerçekten bu dönemlerde. 38-40 e, bir şeyi değiştirme. Belki daha önceki hedefleriyle bağlantılı daha farklı şeylere yönelme. Ve yine bu çizgi sağlıklı bir şekilde gidiyor. Burada çok fazla kesen yatay çizgiler var gibi görülüyor ama bunların birçoğu da Ring of Solomon kesen çizgiler. Yatay olarak rahatsız eden bir çizgi var mı? Şurada var gibi görüyor Aslında bu da buraya bağlanıyor. Şuradan gelen çizgide kalp çizgisinin diğer dalı. Yani olumsuz bir çizgi yok. Sadece olumlu çizgiler üst üste binmiş. Biraz kafa karışıklığı yaratıyor tabii ki doğal olarak. Ama burada kalp çizgisi de çok güzel. Sevdiği şeyleri elde etme konusunda çok hırslı birisi. Hayalleri neyse iyi bir ev, iyi bir araba. Bunlar için hırs yapan, çabalayan birisi. Önde de iyi kaliteler denilebilir. Bilek çizgilerine bakıldığında ilk çizgi bizim genelde sağlıkla ilgili konular, kazalarla ilgili konular olabilir. O çizgi sağlıklı güzel. İkinci çizgimiz de güzel. Bu da mutluluk, para konuları için önemli. İki çizgi, en az iki çizgi olması gerekiyor. Her insanda en iyi durum budur. Tabii ki tek çizgi olanlar da çok üzülmesin. Belki diğer noktalarda güzel işaretler vardır ellerinde. Diğerlerine de bakılması gerek. Burada yav işaretine bakıldığında pek belirgin değil. Şu fotoğrafa daha iyi. Şöyle, iyi fena değil ama çokça çizgi var burayı da kıran şöyle. Bu bazen ayrılık çizgisi olarak okunabilir veyahut da maddi kayıplar olabilir bazı durumlarda. Bu bölge değişebilir bu çizgiler zamanla. Yine burada seyahat çizgileri var çokça, bahsetmiştik zaten. Tekrar hayal çizgisine geldiğimizde şu noktada itibaren ayrıldıktan sonra çizgimiz bir şekilde buraya kadar iniyor ve buradan ayrılan dal da böyle buraya doğru geliyor. Şuradakiler dediğimiz gibi yatay çizgiler ve istemediğimiz çizgiler yukarıya doğru gidenler. Buradan zaten ayak çizgisine bağlanmış. Bunlar iyi. Şuradaki yine bir yatay burayla bağlanıyordu. Şunlar da şöyle. Neyse ki yukarıya doğru giden çizgiler yani çıkış çizgileri. Bunlar bazen yetenek çizgileri olabilir. Dediğimiz gibi çokça insanla tanışma, iyi bir network anlamına gelebilir. Yetenek kabiliyet çizgileri. Kendi kendini moralini yükseltme çizgileri de olarak da okunabilir. Yine seyahat, göçle bağlantılı da olabilir bu yukarıya doğru giden çizgiler. İyi bir hayal gücüne işaret. Bazen tabii bu hayal gücü olumsuz düşünceleri de itebiliyor yatay çizgilerden dolayı. Bazen de olumlu yönler. Ve kader çizgisi ne kadar şöyle geç dönemde katılıyor olsa da bir tanesine derin bir çizgi. Bu belki 47-48'lerde büyük bir olay olabilir. Büyük bir ortaklık veya da çocukları olursa o dönemlerde onlarla bağlantılı değişimler olabilir hayatına. Ama böyle katılımlar sadece burada bile olsa elinizde. Bu hayatınız boyunca olabilir bu başkalarının desteğini görme, bazı ortaklıklardan fayda görme. Ortak işlerde iyi olabilir böyle kişilerde. Şansları iyi olabilir. Çünkü herkesin şansı yavara gitmiyor ortak işlerde. E, tabii ki yine dikkatli olması gerekiyor. Burada kalp çizgimiz biraz çok sığ ve dağınık ilerliyor. Ne kadar başlangıç olarak iyi olsa da burada tepeden beslense de e, çok sığ ve çokça karmaşık çizgiler var çizgi üzerinde. Yani kolay hayal kırıklığı yaşayabilen, duygusal karmaşıklıklar yaşayabilir, duygularını ifade zorluklar, kalbin ritmi açısından, kan dolaşımı açısından da bu çizginin daha net olması gerekiyor. Eğer böyle durumlar olduğu zaman doğal olarak karışıklıklar da oluyor duygusal dünyada. Çokça çizgiler oluyor elinde ve zihnini de etkiliyor tabii ki kalbinin çalışması, duygularını etkiliyor. Tamamıyla birbirle bağlantılı hepsi. Kalp sağlığına dediğimiz gibi özen gösterecek. Yani çok kötü değil ama dediğimiz gibi ee, çok da iyi değil. Mesela akıl çizgisi daha iyi kalp çizgisine göre. Kolaylıkla hayal kırıklığı yaşayabilir. Bazı konularda yani duygularını ifade ile ilgili kendisini daha çok geliştirmesi gerekiyor. Daha çok spor yapma, kalp sağlığına özen gösterme e, olabilir. Bunlar fayda sağlayabilir. Ayrıca bu çizgilerin bir kısmı dış Mars'tan geliyor. Güneş'e doğru giden bir kısmı da kalp çizgisinden doğuyor. Bu yine sevginin gücü önemli. Yani e, mutlaka aşık olması gerek her zaman ve ailesinin desteğini alması gerek. Bunlar önemli motivasyonu için. Bunu Jüpiter parmağın eğri oluşunda da bahsettik. Çevresinin desteği önemli kendisi için ki burada iç mars çizgilerine bakıldığında güçlü çizgiler de var destekleyen. Hatta şöyle çizgiler de var burada. Bu ikinci bir hayat çizgisi gibi ve etrafında olan insanlar anlamına da gelebilir. İyi bir evlilik, şanslı bir evlilik anlamına da gelebilir. Bu şekilde ana hayat çizgisinin içinde veyahut da dışında paralel çizgiler iyidir. Onu güçlendirir. Bir korumadır. Kazadan beladan koruma. Ekstradan şans çizgisidir. Para konularında da iyi bir şanstır bu. Ee, fırsatlar açısından, e, şanslı olma açısından önemli bunlar. Venüs tepesine baktığımızda çok zayıf değil. Güçlü sayılabilir. Bu el yapısına göre uzun bir yapıda olmasına rağmen yine güçlü bir venüs sayılabilir bu. Ay tepesinin yüksekliği de fena değil. Oradan gelen çizgiler de var. Yani bu bölgenin güçlü olması iyi. Burada yine Jüpiter porsiyon olarak çok iyi. Satürn tepeleri hakim. Merkür de iyi yüksekliği. Dış Mars yine o da iyi. Zaten oradan gelen güneş çizgileri de var. Çok kararlı birisi. Akıl çizgimiz mesela daha çok dış Mars'a yönelmiş. Sağ biraz daha aşağı yöneliyor ve ikinci bir dal da ayrılıyor. Şurada gelen bir çizgimiz var. Akıl çizgisinde zayıflamış kader çizgimiz. Bu bazı mantık hataları yapısal olarak olabilir ama pratikte kendi gelişiminde pek problem yaşamayacak gibi çünkü çokça çizgi var hem buradan çıkan çizgiler etkilenmiyor akıl çizgisinden yani hiçbir kader çizgisi sahilde akıl çizgisinden etkilenmiyor direk ilerliyor burada böyle bu yönde bir ilerleme söz konusu ve diğer çizgimizde böyle geliyor kader çizgimiz sol elde de iyi aslında bunlar hayat çizgisine bakıldığında yine benzer bir durum ve buradaki ayrılma durumu hemen hemen kadersel bir döngü gibi yaşanacak gibi sanki bu aynı dönemlerde burada da var hayat çizgisinde. Yine ring of Solomon'lar bu yetenekler doğuştan hissiyatla ilgili öngörülerle ilgili. Mesela sol elde stres çizgileri biraz daha az gibi görülüyor bakıldığında, yatay çizgiler daha az, sağ elde biraz daha çok gibi. Belki bu fotoğraf yanılgısı da olabilir ama stres var yani bunu da dışa belli eden birisi, içinde de yaşayan, dışa da belli eden bir yapıda. Yine sol elde çokça burada yatay çizgiler var, istemediğimiz çizgiler belki sıvı tüketmeyle ilgili veya yorgunlukla dinlenmemeyle ilgili sinirsel gerginliklerle ilgili çizgiler. Bazen de böyle çizgiler çok inceyse elde böyle çizgiler çok çabuk da değişebiliyor. Yani çok çabuk dış etkenlere bağlı kararlar alabilir. Değişimleri çok çabuk gerçekleştirebilir böyle yapıdaki kişiler. Çok fazla sabit fikirli değillerdir. Değişimleri açıktır. Özellikle başparmakta geriye doğru esnekse kolaylıkla yeni fikirlere açık bir yapıda olma anlamına gelebilir. Bu da çizgileri burada değişimini daha kolaylaştırabilir. Bazı sert dokulu yapılı ellere göre, sert dokulu olan kişiler derin major çizgisi olan, çok fazla elinde çizgi olmayan kişiler bu değişimler biraz daha kapalıdır. Ki Ring of Solomon'ların da çokça olması yeniliklere açık, yani her zaman bir değişiklik yapabilme ihtimalini gösteriyor hayatında. Tabii ki bu kafa karışıklıkları da yaşatıyor doğal olarak çokça çizgiyle beraber. Yani bunu iyi yönetirse başarılı olabilir bu özellikleri. Dediğimiz gibi tepelerin dolgunluğu burada her niteliğin depolanması anlamına geliyor. Çizgiler kadar önemli yani o niteliklerin orada fazlaca olması anlamına geliyor. Bir birikim olması ve bunların kullanılması yıllar ilerledikçe e, aynı anlamda yani çizgiler kadar önemli. Dümdüz bir yerde olursa o kişiler o niteliklerden o kadar yoksun olurlar. Enerji olarak da problem yaşarlar zaten. Şans konusunda da, para konusunda da ne kadar tepeler dolgun o kadar önemlidir bu açıdan. Evet, bir okumanın daha sonuna geldik. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videomuzun açıklama kısmında detaylar mevcut. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, teşekkürler.